Pekala. Geçmiş olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk Kadir. Dün akşam Kerem'in sana yaptıklarından dolayı özür dilemek için geldim. Senin gururunla oynamaya hakkı yoktu. Evet. Hem de hiç yoktu. Babası öldükten sonra çok sinirli oldu. Hıncını nereden çıkaracağını bilemiyor. Bu çocuğun siniri normal değil. Ben nice yas tutan insanlar gördüm Nermin. Kerem'in durumu başka. Bu çocuk klinik. Klinik derken? Yani ben de bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Otursana şöyle biraz. Otur şöyle, otur da anlatayım. Otur Nermin'ciğim. Nermin'ciğim, şimdi tabii insanın çocuğu hakkında konuşmak da zor. Ama ne yapacaksın işte, el mahkum. Bak, Kerem'in dengesi bozuk. Yani hasta. Daha neler? Nermin, takdir edersin ki nihayetinde ben de bir tıp adamıyım. Ben anlarım böyle şeylerden. Kerem'in bir an önce bir kliniğe yatırılması lazım. Kendi iyiliği için, senin iyiliğin için, iyilik olsun diye yatması lazım. Hayatta sokmam çocuğumu öyle yerlere. Ama yani sonuçta bu bir hastalık. Nasıl ki bedenimiz hastalandığı zaman gidiyoruz, hastaneye yatıyoruz. Bu da öyle. Hayır, hayır. Oğluma ihtiyacı olan sadece biraz daha ilgi ve sevgi. Seni eve davet etmekle hata etmişim. Daha oğlumun acısı tazeyken üzerine bir de tuz basmışım. Ben iyisi mi gideyim oğlumla ilgileneyim. Babasının acısını unutturmaya çalışayım. Böylece kendini daha çabuk toparlar. Ya, bu konuda tamamen yanlış düşünüyorsun. Onun profesyonel bir yardıma ihtiyacı var değil mi? Kararım karar. Oğlumu kimsenin ellerine teslim etmem ben. Ama yani tabii aslında çok haklısın. Çok haklısın. Bu klinik filan bunlar gereksiz şeyler. Sen yeter ki oğluna şefkat göster. Onu sev. Hem Kerem ayrıca akıllı bir oğlan. Bazı hallerini böyle kendi gençliğime benzetiyorum. Çok duygulandım. Dün akşam olanlara rağmen mi? Tabii ki fişek gibi bir oğlan. Onu böyle kendi oğlum gibi hissettim. Sen gerçek bir dostsun Kadir. Öyleyim.